yılımızda ikinci olan yönetmenliğini Sinan Koca'nın üstlendiği Uçak kısa filmi geliyor efendim. Bizans şu bölgeye sıkışıp kalıyor. Kuşatma uzun süreyle Bizans çok fazla dayanamıyor. 54 gün sonra artık İstanbul fethediliyor. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından yeri ve önemi büyük. Her şeyden önce Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş oluyor. Orta Çağ sona ermiş, yeni bir çağ başlamış oluyor arkadaşlar. Osmanlı'nın saygı... Evet, kıymetli izleyenler, yarışmamızda ikinci olan ve yönetmenliğini Sinan Koca beyefendinin üstlendiği Uçak kısa filmini, Uçak eserini izledik. Şimdi konuklarla devam edelim yorumlarıyla. Sinan Bey de birazdan hattımızda olacak. Buyurun efendim, sizden başlayalım. Tabii, şimdi ilk önce eskiye geri döndüğümüzde oyuncuya bakıyoruz. Tam bir eski tip öğretmen modeli. Üzerindeki ceket, kravat... Hababam sınıfındaki öğretmen modülü nasılsa tiplemesi birebir aynısı yansıtılmış. Yine teknik olarak biz filme bakarsak eğer bayağı arıza var ama hikaye, empati baktığımız zaman çok hoş. İşte uçağı geriye atması, eskiyi yaşaması, onu yaşatırken bize işte dramaturji tarafından baktığımızda bizi de aynı zamanda bizi de o günlere götürmesi derken çok başarılı bir çalışma. İkinci oldu. Yolları açık olsun. Baktığımızda prodüksiyon açısından
Sanki bilmiyorum biraz sonra yönetmeyle konuşuruz. Direkt renkli çekilmiş. Renk teması bile yapılmamış. Üzerinden tekrar geçilmemiş. Işık arızaları var baktığımız zaman filmi ama her şey hikaye. İsmi üstünde kısa film. Ve tabii biz Müzik Sinema Derneği olarak özellikle böyle yeni başlayan filmi yapan ekipte bilmiyorum genç bir arkadaşımızsa bu yola yeni başlıyorsa ki tahminimce arızalara hatalara baktığımızda bak diyafram hataları da var şu sahnelerde baktığımızda. Yeni başlayan bir arkadaşımız. Bunlara biz destek olmaya çalışıyoruz. Onların heyecanına ortak olmaya çalışıyoruz. Az önce başkanımız yine yayınımıza katıldı. Başkanımıza biz onlar bize selam etti. O biz de oradan kendisine selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bizi izleyen herkese. Biz Müzik Sinema Derneği olarak aslında bugün jüri üyesi olarak çok daha fazla arıza hata konuşabilirdik ama biz bu yola çıkarken MÜSİDER, Müzik Sinema Derneği yine rahmet iklimine girerken Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan Hoca ve Erbakan Hoca'nın projesidir. Erbakan Hoca'nın vefat etmeden önceki bu derneği kurun diye bizim derneğimizin başkanına bu dernekle medyada, sinemada olalım ve söz söyleyelim diyerek kuydurduğu bir dernektir. Biz de Erbakan Hoca gibi bu ülkeye yenilikler ekmiş, bu ülke üretimci bir ülke olsun, yeni projeler üretsin, kendi ürettiğini kendi tüketsin demiştir. Biz de sinemada insanlara büyük etki bırakan, duygulara dokunan, topluma dokunan bir şey. Biz de böyle üretimci kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Gökhan Bey, siz neler söylersiniz? Doğan Bey'in söylediği gibi teknik burada hükmünü yitiriyor. Hikaye güzel, oyunculuk güzel, yönetim güzel. İlla ki çok üst düzey kamerayla çekmeye gerek yok. Yani bir kere oyunculuk bayıldım. Oyunculuğun üzerine bir de yönetmenin yeteneği ve o oyunculuğu ekrana aktarma kabiliyeti eklenince mesela geçmişteki öğretmenin çekimlerini yaparken hafif birazcık bizim balık gözü dediğimiz birazcık geniş bir açı objektif kullanmış ve bunu bilinçli kullanmış. O şekilde onun oyununu o şekilde ifade etmek için son derece başarılı. Tebrik ediyorum kendisini. Peki geçmişteki öğretmenin öğrencilerde bıraktığı aslında izle şu an kendisinin uçağı alıp atması diğer öğrencilere de farklı bir aslında duygu da getiriyor olabilir. Tabii ki öğrencinin herhalde. Direkt mesajdan dolayı. Çocuğun son öğretmen, uçağı atan öğretmen çocuğun kapısını açıyor ve o kapıdan içeri giriyor. Çocuğun dünyasına giriyor. Aslında çok önemli bir şey. Bu da çok önemli bir detay. Doğru söylediniz. Selim Bey teşekkür ederim bu arada. Buyurun. Söylediği gibi zaten arkadaşlar söyledi. Yani MÜSİDER'de bu yarışmayı düzenlerken jüri seçilen arkadaşların hepsinin farklı uzmanlık alanları var. O uzmanlık alanlarına göre belli puanlar veriyorlar. Mesela ben daha çok teknik üzerine puan vermeme rağmen bu benden en yüksek puanı alan filmdi. Uçak filmi. Teknik anlamda denildiği gibi çok daha iyi olabilirdi normalde. Ama hikayenin ele alınışı ve sanat anlamında özellikle o eski zamana gittiğindeki işte tahtası vesaire sanatın güçlü olması tekniği görmememe neden oldu. Dediğim gibi bana göre zaten puan anlamında benim sıralamamdaki birinci filmdi. Teknik olarak şimdi sanat anlamında Doğan Bey'in değerlendirmesi, hikaye anlamında Gökhan Bey'in değerlendirmesi, diğer jüri üyelerinin aslında dediğim gibi teknikte böyle puanın normal düşük olmasını bekleriz baktığımız zaman. Ama ikinci olabildi. Demek ki teknik o kadar önemli değilmiş diyoruz yani. Evet. Yani asıl mesele aslında başından tabii. beri programımız. Ya bir de şimdi mesaj. Burada hani ne ekersen onu biçersin gibi çocuğun daha öncesinde öğretmenine yapmış olduğu bir davranış ve daha sonrasında öğretmeninden gördüğü o hareketi kendi öğrencisine uygulamaması. Ama aynı zamanda da evet ben bunu yapmıştım. Onun pişmanlığını biraz yaşaması, onun acısını yaşaması ve sonrasında hani daha böyle güler bir suratla olayı bitirmesi gayet güzel olmuş. Burada zaten biraz sonra göreceksiniz öğrenciyi yanına çağırdığında alt açıdan böyle bir o öğretmenin korkunç hani aslında onu vurgulaması ama sonra kendi tarafına geçtiğinde kameranın kendi aynı gözü altında olması öğrencilere yukarıdan bakmadığını ve onların yaptığı hareketleri anladığını görüyoruz. Bunların hepsini birleştirdiğimizde dediğim gibi hani ilk üçe çok güzel şekilde hak ederek giren bir film olmuş oldu. Yani bu filmle de biz şunu aslında ön plana atmış oluyoruz. Biz bilir kişi olarak değil de aslında filmleri değerlendirirken izleyici, dışarıdan bir izleyici olarak değerlendirmeye çalıştık. Biz ne etki uyandırdı, bize ne verdi, bize ne düşündürdü, bizi nereye götürdü?
Teknik olarak da başarılı tarafları var. Hı hı. Ama genel manada bizim en önemli hitap edeceğimiz nokta hikaye. Peki, çok teşekkür ederim. Sinan Bey hattımızda. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Tebrik ederiz. İkinci oldu eseriniz. Neler söylersiniz? Hem duygularınızı öğrenelim hem de nasıl bu hikayeyi yazdınız, nasıl yönettiniz? Buyurun. Evet, şimdi tabii tahmin edersiniz ki bir öğretmenim ben. O kadar da genç sayılmam. 49 yaşındayım. Bundan önce ben Ramazan'ın filmini çok beğeniyordum, daha önceden de izlemiştim. Hı hı. Onu da buradan kutluyum. Gerçekten çok, yani beni delip geçen bir filmdir. Ramazan'ı tanımıyorum ama Ramazan diyorum, kusura bakmasın, benden küçük. Penaver çok hoşuma giden ve öğrencilerime de gösterdiğim bir film. Ben aynı zamanda bir sinema kulübünün başındayım. Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde öğretmenim. Öğrencilerimle de filmler yapıyorum. Söylediğiniz gibi bir iyi bir senaryodan kötü bir film çıkabilir. Fakat kötü bir senaryodan kesinlikle iyi bir film çıkmaz. O yüzden bu filmin senaryosunu yine ailemden biri yazdı. Eşim Şeyda Koca yazdı. O da bir öğretmen. O öğretmen hassasiyetini de burada gösterdi. Çok iyi bir senaryo yazdı. Biz de tabii onu, bize işlemek kaldı. Hı hı. Tabii bu acayip detayları olan bir iş. Yani çok 3 dakikalık bir film ama sırtımıza sıra taşıdık. Biliyorsunuz köy okulları kapatıldı. Şu anda bir mezbelelik olarak çoğu duruyor. Hı hı. Onardık, tamir ettik. Birçok şey yaptık. Şeye dikkat çekti arkadaşlar, öğretmenimizin üzerindeki kravata, ondan sonra cekete, onlar bile çok ayrıntılı bir şekilde gerçekten düşünüldü, takip edildi. Belki günler sonra bulduk, yani öyle diyelim. Ben aynı zamanda müzisyenim, Giresun Musiki Cemiyeti'nde yönetim kurulundayım ve solistim. Orada da oynattığımız arkadaşımız, aslında kötü rolü oynattığımız arkadaşımız bir Udi, Emin Arif Bey. Gerçekten çok iyi rolüne adapte oldu ve çok iyi oynadı. Burada benim özellikle bu ekibe teşekkür etmem lazım. Öğrencisinden öğretmen arkadaşa kadar birçok insan vardı. Önce başta eşim tabii ki senaryoyu yazdı. Çok güzeldi, çok hoşuma gitti ve çekmek gerekir dedik. Evet, hatalarımız var, arkadaşlar söylediler, hatalarımız oldu. Hatta sonradan biz de gördük, Allah'ım nasıl yapmışız bunu falan dedik ama iş işten geçti, oldu bir defa, yaptık. Burada sanat yönetmenimiz, yine görsel sanatlar öğretmeni arkadaşımız var, ona teşekkür etmek istiyorum. Özlem Nevruz Topallı hanımefendi, o da gerçekten çok yardım etti bize. Yine öğretmenimiz, aynı zamanda görüntü yönetmenimiz Ercan Selim Öngöz, o bu işi de bize aşılayan arkadaşımız zaten odur. Yine Emin Arif Hocam, küçük oyuncumuz Burak Taşan, Ahmet Anfat sinema kulübümüzden, İpek Türk, bunlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunlar alkışın en büyüğünü hak ediyorlar. Gurur duydum tabii ki eleştirilerden. Biz bu tür yarışmaları düzenlenmesi, yapılıyor olması gerçekten çok önemli. İyi ki varsınız, iyi ki TV5 ve Müsider bu yarışmayı yapmış. Biz aşkla, şevkle yeni projelere adım atıyoruz böylelikle. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Çok mutlu oldum yani. Yani sevincimi tarif edemem, öyle diyeyim size. Sizin bir eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şey varsa konuşabiliriz. Peki, Doğan Bey size bir soru yöneltecek. Değerli öğretmenim, kıymetli hocam, Giresun'a buradan selam olsun. Önce evet, böyle bir orta yaşlarda bir abimizi görünce, biz genç bir arkadaş bekliyorduk dedik ama gerçekten bizim mesleğimizi öğretmenlerin öğrencileriyle, özellikle de Anadolu'da sürdürmesi, sinema kulübü açması o kadar değerli bir şey ki,
Biz Müsüder olarak sizin için neler yapabiliriz, nasıl destekleriz, nasıl bir araya geliriz, her şeye varız. Tüm burada emek veren arkadaşları, musiki şinas bir insanım, bayılırım musikiye, Udi hocama, herkese çok selam ediyorum, tebrik ediyorum. Giresun'da yaşayan, bizi burada seyreden herkese tek tek teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Giresun'da sizi takip ediyor şu anda. Mutlu olduk. Onlar da heyecanla neler olacak, neler bitecek onu takip ediyorlar eminim. Siz bir şey söyler misiniz Selim Bey? Aynen, biz de tebrik ediyoruz. Dediğim gibi zaten tek bir kişinin oylarıyla seçilmiyor bunlar. Sizin filmin zaten benden en yüksek alan oy alan filmdi. Zaten ilk üçteki filmlerde dediğim küçük puan farklarıyla birbirlerinin önde ve arkasında kaldılar. Dediğim gibi herkes aynı fikirde olarak filminizi güzel bulduk. Başarılarınızı devamını dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi. Gökhan Bey. Sinan Bey, dediğiniz gibi filmde büyük emek var. Bu çok belli oluyor. Teknik eksikler olmasına rağmen siz de farkındasınız. Gerçekten çok iyi. Hikayeniz de çok iyi. Çekimler de çok iyi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu küçük ekibi hazırlayan İnce Hanım, İnce Altındağ hanımefendi, o sınıf öğretmeni arkadaşımız, çok sağ olsun. O da o gün çok büyük emek verdi. Okulumuzun adı da Gazi Paşa İlkokulu. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani unutmayayım. Çünkü bir hatta unuttuklarım da vardır. Kusura bakmasınlar. Gerçekten arkasında büyük bir emek vardı. Ama kıt imkanlarla yaptık. Gerçekten. Yani mesela o kostümleri bulmak, bir sürü kostüm bulmanız lazım. İşte 80'li yıllara giden. Onları Halk Eğitim Merkezi verdi sağ olsun. Onlardan aldık, kullandık. Böyle dayanışmayla, bir imece usulüyle oluyor ya Anadolu'da bu işler. Ama Giresun şey anlamında, kısa film üretimi anlamında Türkiye'de sayılı yerlere gelmiş durumda. Onu söyleyeyim yani. Üst sıralardayız şu anda. İleride belki daha farklı arkadaşlarla da karşılaşırsınız ya da karşılaşırız. Öyle diyelim. Ya bu 80'lere döndüğü temada zaten o hepimizin dikkatini çeken o sanatsal boyutu. Hani kısa film anlamında çok üst düzeydi zaten. Onu biz farkındayız. Çünkü oraya çok emek verildiği belliydi. Hani en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar düşünülmüş. Fotoğrafları atmadım ama ben yani sıraları da ben taşıdım, sırtımda taşıdım. Ahmet Anfat öğrencim. O da sinemacı oldu şimdi. Sinema okuyor. Aynı zamanda pilot olacak. Yani öğretmenin yani sanatla buluşturduğu öğrenciler de iyi yerlere geliyor. Onu da söylemek istiyorum burada. Yani sadece eğitimin sınıfta ders anlatmaktan, problem çözdürmekten ve o yuvarlak kutucuğu dışına taşırmadan doldurmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Ve dünyayı değiştiren şeyin de sinema olduğuna inanıyorum. O yüzden yaptığımız filmler de böyle daha çok eğitim odaklı filmler oluyor. Yeni tabirle ne deniyor? Değerler eğitimi deniyor. İyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Hocam çok nokta atışı yapıyorsunuz. Çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Ben gerçekten gurur duyuyorum. Bak mesela siz şunu söylediniz. Dediniz ki burada ciddi bir ekip, emek var. Bu sinema sevdası. Yani bizim alanımız. Bizim emek verdiğimiz alan. Bir insanın gönlüne girdi mi 80 yaşında da aynı şekilde devam eder. Türkiye sinema sanayi bunları görünce ben rahatlıyorum. Gelişecek. Ya o kadar değerli bir şey ki. 60'lı yıllarda Çağrı filmi çekildi. Tamam mı? Biz Asr-ı Saadet dönemini ne zaman sözlü olarak zikretsek, sinema o kadar değerli bir şey ki, bak Ramazan'a da giriyoruz. Bugün hep aklımıza Çağrı filmindeki Hazreti Hamza dedim miydi, Anthony Quinn geliyor. Bir Türk oyuncu gelmiyor. Ama ben inanıyorum ki Giresun'da böyle işler yapılmaya başladığında, bizim gibi sinema kulüpleri, sinema dernekleri bu işi ele aldığında bu ülke Çağrı filmini yeniden çekecek. Peki. Çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Şimdi Ercan Selim arkadaşımız, yani filmde oynayan öğretmen arkadaşımız, aynı zamanda iyi bir yönetmendir. Bu yarışmaya katılmadı, o yüzden bizim şansımız var. İkinci olduk. O çok iyidir. Şimdi
Onun uzun metraj filmi var. Yani Giresun'da iki tane uzun metraj film var. Yani onu da söylemek isterim. Erhan Selim arkadaşımızın. Yani çok tutmak istemiyorum sizi. Birinci arkadaşımız da konuşacak. Çok, ve evet. Gece ilerledi. Kusura bakmayın zamanınızı aldım. Peki estağfurullah. Hocam temasla etkileşimde kalalım inşallah. Çok selam herkese. İnşallah haberleşiriz. Öpüyorum elinizi. Çok sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Sinan Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık.